Aleyküm selam sevgili kardeşim. Ders arkadaşlarınıza selam ediyorum. Ee, sorduğun soru çok ciddi beni alakadar etti. Bilinen bir şey gibi gözükürken e, enfuse taşınınca farklı oldu. Onun için ben de e, şu andaki hatırıma getirilen tarafıyla cevap vereyim. Şirki Allah niye kabul etmiyor? bu çok izahlı dolu yani Selefi Salih'in uleması bir sürü şirk e, kabul edilmiyor. Yani affedilmiyor. Niçin? E, çok tuhaf tabii. Enfusi taşınınca ne olur abi dedin de onun için diyorum. Bunu da genelleyeceğim böyle. Onu da bilesin. E, şirk Allah'ın kar değil. Küfür Allah'ın kar değil dalalet Allah'a inkar değil. Şirk, ortak koşmak, dalalet, yollar içine yani bir yol varken doğru farklı yol açmak, küfür ise inkar değil üstünü örtmek. Şirk ise ortak koşmak. Bakın inkar yok burada. O da var, ben de varım demek. Niye affedilmiyor? Çünkü o da var, ben de var. Burada ben, benin onu ortadan kaldırma faaliyetidir şirk. Biri birini ortadan kaldırmaya çalıştıkları için. Şimdi ben bunu biliyoruz da başka bir yere taşınca senin sorunu anladım. Yani enfuse taşıyalım şunu şirkin. Düşün ki sen de, düşün ki sen seni ört, örtsen, sen seni ortadan kaldırmaya çalışsan ne olurdu? Sen seni örtüyorsun. Örtülen de örten aynı. Yani şirki kendi alemine taşı. Ne kadar canilik olduğunu görmen için söyleyeceğim. Şirk neydi? Ortak koşma. Şimdi senin bir enem var bir ruhum var. O ruh kendisini türetti, karşın karşılığına koydu, karşıya koydu. Senden türeyenin seni ortadan kaldırma faaliyeti yapsa psikolojik olarak ne olur? Sen seni ortadan kaldırmaya çalışsan, örtülen de örten aynı olursa sen virgül seni ortadan kaldırırsan ortada kim kalır ki ne garip değil mi ee, ikincisi sorun cehennemin meleği Malik cennetinkisi de Ridvan bu oranın bekçisi abi bunu niye ismi koymuşlar Kulağınızı bir Rabbin Nas'tan hatırla. Kulağınızı bir Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas, Mişşeril Vesfasil Hannas, İlahiril Ayet. Ee, cehennemin müekkel meleği Malik. Niye oraya onu denmiş? Malik mülkiyet sahibi. Şimdi iç aleme taşıyalım bunu. Ustadımız diyor ki kendine vücut rengini verme, ademe düşersin. İnsan kendine kendini kendine malik kendisi kendisine malik zannederse malik olduğunu iddia ederse ne olur biliyor musun? Cehenneme düşersin ya cehenneme düşersin gördün mü? Kendin kendine malik zannediyorsun. Ee, cehennemin kaç tabakası var? 7 Dimağın kaç mertebesi var? 7 Kendi kendine vücut rengini versen kendi kendine malikim dersen Ademe düşersin. Cehenneme düşersin. Eee yani iç aleme taşınınca insan o zaman ürküyor. Vay be Allah Allah. Mesela cennetin müekkel melaikesi Ridvan bak şimdi. Rizadan geliyor bu. Ee, yani ce cennete müekkel melaike cehennemin simgesi adeta. Oraya e, Allah'tan kul razı olursa insan... Allah'tan razı olursa Allah da onlardan razı olur. Allah'ın kainattaki nasıl kim o? Allah'ın rızasını kazanan kim ki Ridvan Ridvan'a orada mazar olacak? Yani Allah'tan Allah benden razı mıdır? Onun sorusuna diye cevap olsun. Kim o? Bahtiyar insan kim? Allah'ın rızasını kazanmış insan şu. Allah'ın Celle Celaluhu Kainattaki rububiyetine yani kainattaki tasarrufuna insandaki anlayışı Rabbi oluyor. Allah'ın kainattaki rububiyetine yani Rabbinaz Allah'ın rububiyetine Rabbine amadı olmuş insan kabul etmiş razı olmuş Allah'ın kainattaki tasarrufuna Allah'ın icraatına memnun. Allah'tan şikayet etmiyor kullara. Bu Rabbin Naz olunca mülkü Allah'ın mülkü işte elimizde el, el, çoluk, çocuk, araba vesaire ne varsa mülkü Melikin nas sahibine teslim etmiş. Onun hesabına kullanırsa fıtratına uygun yaşamayı tercih ettiği için Rabbi ondan razı ilahi naz olmuş olur. Düz okuyorum. Allah'ın Celle Celaluhu kainattaki rububiyetine amadi olmuş, mülkü sahibine teslim etmiş ve fıtratına uygun yaşamayı tercih ettiği için Rabbi ondan razı olmuş. Bir daha ezber değil. Ezber yapma. Yapmayın. Allah'ın kainatta Allah'lık yapıyor. Rububiyeti var. İnsan onu amade olmuş, Rabbine kul olmayı kabul etmiş. Allah da kafir mümür fark etmeden bazı melikeler, malikelerimiz vermiş, mülkler vermiş. Ee, akıl vermiş, ruh vermiş, beden vermiş. Dolayısıyla el, av, araba, çoluk çocuk vermiş. Allah bu kainatı sevk idare ederken sana bazı şeyler vermiş. Sen de bunu sahibine teslim etmek anlamına gelen fıtratına uygun yaşarsan bu sefer Allah senden razı olur. Kulazı bir Rabbin nas nas Bak kulazı nas. Senin Rabbin kainattaki rububiyetin sende oluşturduğu anlayış. Yani sen Allah'ından razı olursan sana verdiği maddi ve manevi mülkü onun rızası dairesinde kullanırsan Allah senden razı ilah ilahina senden razı olur. O zaman da ridvana mazhar oluruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve beden daima sevgili kardeşim.